Yine bir kitap önerisi videosuyla karşınızdayız. Bu sefer yine 4 tane kitap önereceğim fakat bunlar araştırma kitapları olacak. Hepinizin çalışma yapmak için okuması gereken kitaplar olacak. Özellikle felsefeyle alakalı sorular soruyorsunuz abi felsefeye hangi kitaplardan başlamak lazım? Bu videoda size 2 tane felsefe, 2 tane de tarih kitabı önereceğim. Çok uzatmayalım. Jenerikten sonra buradayız. İlk kitabımız Wilhelm Sorka Sokrates'ten önce felsefe kitabı. Bu iki cilttir. Ben ilk cildini bulamadım. PDF olarak okudum. İkincisini satın aldım. Siz de PDF olarak okuyabilirsiniz ya da internetten bunu sipariş edebilirsiniz. Felsefeye giriş kitabı olarak görülebilir ama tam olarak size felsefe tarihini vermez. Bu bir araştırma kitabıdır. Sokrates'ten önceki filozofların fikirlerini size teker teker anlatır. Atıyorum bir sayfasını açarsınız. Örneğin gezegenler nasıl hareket ediyor ya da şu an dünya düz mü veya güneş dünya'nın etrafında mı dönüyor yoksa dünya mı güneşin etrafında dönüyor gibi gibi birçok filozofun evrenle alakalı fikirlerini aşama aşama görebiliyorsunuz. Yani araştırma yapıyorsanız, tez hazırlıyorsanız veya video falan çekecekseniz bu kitap araştırma kitabı olarak kullanılabilir. Çünkü bir kitap içinde 10 kitaplık bilgiyi edinebilirsiniz. Hani bunları da soruyordunuz ya araştırmanın kısa yolu özeti var mıdır? Böyle araştırma kitaplarına bakacaksınız. Yoksa öbür türlü sadece bir kişinin kitabını okursunuz. Fikir olarak iyi tabii ki ama araştırma kitabı olarak görülmemesi gerekir. Bu kitap felsefeyle alakalı araştırma yapacakların ya da antik felsefeyi merak edenlerin işine yarayacaktır. Tabii ki iki cildini birden okuyun derim. Yani sadece bunu okumayın. İnternette zaten pdf'leri var. Şimdi sıradaki kitaba geçebiliriz. Sıradaki kitap Timur Bilgiç'in Tarihte Neler Olmadı Ki kitabı. Bu da bir araştırma kitabıdır. Yani tarih kitabı aslında ama örneğin bir tez hazırlayacaksınız yine. Üniversiteyle alakalı bir projeniz var. Veya kitap yazmak istiyorsunuz, video çekmek istiyorsunuz. Ya da bir konuyu, bir tarihi merak ettiniz. Atıyorum 1955'te 1 Haziran'da neler olmuş. Bu kitap size sayfa sayfa her şeyi veriyor. Diyelim ki Kadınlara seçme seçilme hakkı ne zaman verilmişti hatırlamıyorsunuz? Direkt bu kitaptan bulabilirsiniz. Yani not not, gün gün size yeterli bilgiyi verecektir. Kitabın kalın olduğuna bakmayın. Zaten hepsini okumanız gerekmiyor. İlgilendiğiniz alanla, ilgilendiğiniz dönemle alakalı okuma yapsanız yeter. Zira ben bir video hazırlayacağım zaman 30 tane kitabı baştan sona okumuyorum. Onun ilgili bölümlerini okuyorum ve zaten daha önceden de okumuş olduğum kitaplar, makaleler var. Onların yardımıyla kolaylıkla çeşitli kaynaklarla bir video hazırlamış olabiliyorum. Öbür türlü bir tane videoyu çekmek bile bir ay sürerdi. Dolayısıyla böyle kitaplar gerçekten önemli. Size özet bilgiyi kısaca pratik bir şekilde veriyor. Yani aslında bunu şöyle düşünebilirsiniz. Tek tek merdiven çıkmaktansa direkt asansöre binmek gibi bir şey. Birçoğunuzun işine yarayacaktır. En azından tarihe merak salan, kitap yazmak isteyen veya tarihle alakalı bilgisini geliştirmek isteyen herkes bu kitabı mutlaka almalı. Adamın da reklamını yapmış olduk. Neyse. Sıradaki kitaba geçebiliriz. Sıradaki kitap bütün Türk vatandaşlarının ben Türk'üm diyen herkesin okuması ve bilmesi gereken bir kitap. Hatta Türk olmasanız da vatandaş bile olmasanız, yurt dışından gelmiş bir göçmen bile olsanız bu ülke nasıl kuruldu, kim kurdu, ne şartlar altında bu ülke meydana geldi? Bunu bilmek gerekiyor. Atatürk'ü sevseniz de sevmeseniz de herkesin okuması, tanıması, bilmesi gereken bir kitap. Nutuk kitabı arkadaşlar. Zaten çocukluğumuzda okulda bu kitap bize ödev olarak okutuluyordu. Şu anda okutuluyor mu onu bilmiyorum. Hoş okuyan varsa bile hangi kafayla okuyor o da şüpheli. Zira son dönemlerde Atatürk düşmanlığı moda oldu. Ve onu tanımadan bilmeden nutuğu bile okumadan ona sallayan insanlar moda oldular. Bu artık bir akım olmuş durumda. Arkadaşlar kendi zekanızı, kendi beyninizi kullanmak adına bilerek bir şeyleri kabul etmek veya inkar etmek adına notu okumak zorundasınız. Zorunluluğu geçtim bu zaten bir borçtur. Bu ülkede yaşayan herkesin, ben Türk'üm diyen herkesin bu kitabı okuması gerekir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Bu cumhuriyet nasıl kuruldu? Bu kitap anlatıyor. Ha diyeceksiniz ki anlatan kişi ülkeyi kuran kişi zaten. Atatürk adam kendini mi kötüleyecek? Fakat kitabın yarısı belge arkadaşlar. Yani insan resmi belge varken ne kadar kıvırabilir? Ne kadar taraflı olabilir? Kaldı ki nutuğa karşı nutuğu çürüttüğünü iddia eden, deşifre ettiğini iddia eden birçok insan var şu anda. Twitter tarihçiliği yapan ve televizyonlarda çıkıp para kazanan birçok kişi var. Nutuktaki sahte belgeler şeklinde e bunların da çürütüldüğünü artık biliyoruz. Siz tarihe meraklıysanız, örneğin Türk tarihine meraklıyım, nereden başlamam lazım diyorsanız önce nutuktan başlamanız lazım. Çünkü şu anda Türkiye'de yaşıyoruz. Osmanlı veya Selçuklu değil burası. Önce bunu bilecek, Bundan geriye doğru okumalar yaparak Osmanlı'yı öğrenecek daha sonra Selçuklu'ya gideceksiniz. Ki zaten şu anda biz Türk tarihini öğrenebiliyorsak da bu adama borçluyuz. Zira Türk Tarih Kurumu belgelerin toparlanması, tarihçilerin yetiştirilmesi gibi birçok şey Atatürk sayesinde oldu ve kendisi de bir tarih kitabı yazarak insanlara örnek oldu zaten. Çürütebilen varsa buyursun çıksın çürütsün. Ben de nutuğum 1920'lerden, 30'lardan ve 70'lerden kalma farklı farklı baskıları var. Hepsini kıyaslıyorum, tercümelere bakıyorum çünkü bu şu anda son moda bir baskısı yani günümüz Türkçesiyle. Herkesin anlayabileceği bir baskı. Herhangi bir fark yok. Herhangi bir sansürleme veya değiştirilme de yapılmamış. Çünkü belgeler aynı. Ne kadar değiştirebilirsiniz? Kitap 1919'da 19 Mayıs'ta Samsun'a çıktım diyerek başlıyor ve bütün bir milli mücadeleyi özetliyor. Kimler hainlik yaptı, kimler destek oldu, hangi ülkelerden hangi delegeler geldi, hangi teklifler sunuldu? Bunlara bakılıyor. Bu kitap mecliste günlerce, günde 6 saat boyunca bütün vekillere okutulmuştur. Hepsi yani 1920'lerdeki bütün vekiller bunu bilir. Atatürk çıkıp bakın zamanında şu kişi şunu söylemişti. Aha o da burada. Bakın ben haklı çıktım. Zamanında şu kişi şunlarla işbirliği yapmıştı. Padişahçılık oynamıştı. Bakın o da şu anda şuranın milletvekili ve ona da karşı gelmiyorum. Bakın muhalefete izin veriyorum. Kimseye karışmıyorum. Ben özgür bir ülke istiyorum mesajını veren bir kitaptır. Atatürk'ü sevseniz de sevmeseniz de onu tanımak, bilmek, ülkemizin tapusu anlamına gelen Lozan'ı anlamak için önce bu kitabı okumak zorundasınız. Zira bu kitap gerçekten de bir nutuktur, bir söylevidir. Bizlere bir mesajdır, bir vasiyettir. Tabii ki bundan sonra medeni bilgiler gibi kitaplar da yazılmıştır ki onları da sonraki videolarda önereceğim zaten. Ama özetle bütün Türk gençlerinin veya çocuklarının, yaşlılarının, bütün Türk vatandaşlarının bu kitabı okuması, bilmesi bir borçtur. Sadece bayrak sallamakla ya da iki tane slogan ezberlemekle Atatürk'ün askerleriyiz demekle Atatürkçü olunmuyor veya oturup Lozan bir hezimettir demekle Atatürk düşmanlığı yapılmıyor maalesef. Dostluk da düşmanlıkta da bilgiyi gerektirir ve eğer cahil kalmak istemiyorsanız en azından bu konudaki bir cehaletinizi kırmak istiyorsanız Nutu mutlaka okuyun. Zira bu kitabı okumayıp da bu ülke hakkında atıp tutmaya kimsenin hakkı yok. Şimdi son kitap yine bir felsefe kitabı çünkü felsefeye giriş, felsefeye başlangıç nasıl olmalıdır diye sorular geliyor. E, tabii ki yaptığımız felsefe videolarında bunda bir etkisi var diye düşünüyorum. Arkadaşlar direkt Orhan Hançerlioğlu'nun düşünce tarihi kitabını alabilirsiniz. Bendeki eski baskıdır ama bunun yeni baskıları da var. Onlara bakabilirsiniz. Eski Yunan'dan başlar Descartes'a günümüze Nietzsche'ye kadar birçok konuyu, birçok filozofu, birçok görüşü verir. Şu konuyla alakalı şu kişi şunu söylemişti, bu kişi bunu söyledi. Yüz yıl sonra bu kişi çıktı şöyle bir iddiada bulundu. Ahlak kavramı, iyilik kavramı böyle geliştirildi gibi gibi birçok örnek veriyor. Hem felsefe tarihi hem de felsefe özeti olarak görülebilir. Felsefeye meraklı olanlar, felsefe okumak isteyenler, felsefe öğrenmek isteyenler bu kitapla başlayabilirler. Bundan sonra da Ahmet Arslan'ın felsefeye giriş kitabı vardır. O da iyi bir kitaptır, daha basit anlatır. Özetle iki tane kitap önermiş olayım. Hadi hem bu hem de o kitabı mutlaka okuyun derim. En azından size düşünmeyi öğretecektir. Zaten Düşünce Tarihi kitabında adı. Düşünce nasıl gelişti? Hangi insanlar hangi fikirlerle ortaya çıktılar ve bugünkü kimliğimizi, bugünkü ideolojilerimizi, hatta belki de inançlarımızı nasıl aldık? Bunu öğrenmek için iyi bir özettir. Çok da kalın bir kitap değil zaten. Yani binlerce yıllık bir kültürü ele alıyor. Bence mutlaka bu kitabı felsefeye merakı olan herkes okumalı. Son kitabımızı da önerdik. 4 tane, 5 tane kitap önermiş olduk ve bunların hepsi araştırma kitaplarıdır, özet kitaplardır, faydalı olacak kitaplardır. Tarihe giriş, felsefeye giriş kitaplarıdır. Hepinizin bilmesi gerektiğini düşündüğüm kitaplardır. Dolayısıyla mutlaka bu kitapları okuyun. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Ben Diamond görüşmek üzere.